Kulüplerin TVC olarak ben bir yıl daha devam edeceğim. Yönetim kurulumuzu, görev bölümünün hepsini önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Federasyonla ilgili genel beklentilerimizi konuştuk. Onlarla daha proaktif, daha sık, daha rutin, gündemi belirli, daha küçük gruplarla hedef odaklı toplantıların bu yeni dönemde yapılmasının daha uygun olacağını, daha efektif olacağını kararlaştırdık. Biliyorsunuz Sayın Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'nda futboldaki bir yapısal dönüşümü yapmak için kafalarında bir sürü plan program var. İşte bir strateji çalışmaları var. Markanın tekrar konumlandırılması çalışması var. Markanın konumlandırılması derken işte bir tanesini fixture şeklinde gördük farklı. İşte web sitesi dizayn ediliyor. Süper Lig için yeni bir olmayan bir markalama var. Onu sosyal medyaya taşıyorlar. Federasyonumuzla diyaloğa, beraber çalışmaya son derece açık bir ortamda. Belki de ileriye dönük olarak Süper Lig AŞ'nin federasyonun bu döneminde tohumlarını ciddi bir şekilde attığımız bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü karşı tarafta ona açık. Bizler de zaten nihai varmak istediğimiz nokta bu. İngiltere'de neredeyse her şeyi kulüpler karar veriyor. Hakem konuları dışında. Bir tarafı da Türkiye hiçbir şey kulüpler karar vermiyor. Bunun ortasında bir model geliştirmemiz lazım. Bunun çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Öyle olsaydı biz şimdiye kadar çoktan yeni dönem yayın ihalesini yapmış olurduk. Yayın ihalesinde geçen gün fixture çekimde de anlattığım gibi böyle saçma sapan mantıksız indirimler falan olmazdı. Çünkü biz yönetiyor olurduk. Biz kendi çıkarlarımıza daha çok sahip olurduk. Bunun gibi bir pek çok konu var. Dolayısıyla yeni dönemde daha proaktif bir çalışma yapacağımızı söyleyebiliriz. 8 artı 3 konuştuğumuz gibi devam ediyor. Bu sene yapamadığımız, başaramadığımız konudan bir tanesi hedefimiz geçen sezon devre arasına kadar 5 yıllık planı belirleyip altına imza atıp ondan sonra kış penceresinde başlamak üzere önümüzdeki 5 yıllık transfer çalışmalarını belirlenen yabancı oyuncu kuralına göre yapmakta olmadı. Şimdi bizim federasyondan en büyük ricamız bu Aralık ayına kadar yabancı kuralın belirlenip bir daha konuşmamak üzere 5 yıllık rafa kalkması. Ama şu an bizim aramızda veya benim bulunduğum bir ortamlarda 9 artı 2 mi olsun 8 artı 3 mi olsun kuralı yok. Biz federasyonumuza şu konuyu getirdik. İşte Türkiye Cumhuriyetlerindeki oyuncuların Türk statüsünde oynamasını, işte çift pasaportlu bizde oynayamayacak Türk doğumlu, Türk ana babalı oyuncuların oynama rica ettik. Yürürlüğe soktular. Dolayısıyla çift taraflı bir ilişki var. Her istediğimiz oluyor mu? Hayır. Ama istenilen kulüplerden gelen talepler ciddi anlamda etraflıca değerlendiriliyor, irdeleniyor. Olabilecekler oluyor. Bazılarına da federasyon yapmak istiyor ama muvaffak olamıyor çünkü başka kurumlar müsaade etmiyor. Ama şu an şunu söyleyebilirim. Voleyboldaki başarının yaşanabilmesi için çok uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir, sürdürülebilir planlama yapması lazım. Bunun birebir gözümüzün önünde örneği var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başarısı, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun başarısı kadınlarda, şimdi erkeklerde de dikkat edin, aynı istikamette, aynı ruh ve anlayışla yatırımlar yapılıyor. Tohumlar meyve vermeye başladı. Biz de benzer bir yaklaşımı futbolda bekliyoruz.